O zaman geldik böreğimize. İki şefimiz var. İkisi de börek ustası. Bakalım bize ustalıklarını gösterecekler. Hadi buyurun. Ha. Baklava yufkamız. Bu baklava yufkası mı? Evet. Biz hep hazırını görmeye alıştık ya böyle. Evet, bu elde açılmış baklava yufkası. Maşallah. Önceden... Tek mi? Kesilmemiş. O tek. Yok, kesilmiş. Tepsiye göre ebatlanmış. Ha. Hadi buyurun o zaman. Dur, ben bunun başına bir şey gelmeden şöyle koyayım bunu. Buyurun. Nasıl yapacağız? Ha, burada yapacaksınız. Burada yapalım. Tamam, ben buraya geçeyim. Gösterin bana şimdi. Tepsimize yaklaşık 1,5 kepçe tereyağı döküyoruz. O tereyağın üstündeki beyazı alıyor musunuz? Şimdi aslında biz tereyağı kullanmıyoruz. Sade yağ, yani tereyağın özünü kullanıyoruz. Ama ev hanımları sade yağa ulaşamayacağı için biz tereyağıyla sade burada... Sade yağ dediğiniz nedir ki? Sade yağ şudur. Tereyağlar normal mandıralarda, işte köyde teyzelerimizin yaptığı tereyağlar toplanır. Ha. Bunlar saatlerce kaynatılır. İçindeki %30'luk su... Dur kuzum, sen onu öyle çevirme, ben şöyle yapıvereyim bunu. İçindeki, içindeki su buharlaşır. Üzerindeki ayranı ve tortusu alınır. Tereyağın özü kalır. Oo. Sade yağ burada. Oradan sade ismi gelir. Yeter Zahide Hanım. Teşekkür ederim. Hı. Dikkatimizi atıyoruz. Ha, çeviriyoruz. Dışarıda kalanlar var. Evet. Yeniden onları keseceğiz. Tabii her katı yağlıyoruz. Tamam, börek lezzetli de işte bu yağlar işin içine girince... Ama sağlıklı yağ kullanıyoruz, tereyağı. Ha, bunda iki tane var. Tabii, üst kat. Toplam çiftli olarak 9 kat, yani toplamda 18 kat atacağız. Allah'ım, bu nasıl ince böyle ya? Maharet orada zaten. Bak bak Mahmut, gel bak bak. Allah'ım, açamıyorum bile yani, o kadar ince. Bu nedir ya, kağıt gibi. Bunu makine mi yapıyor? Ya makineyle yapanlar da var, elle açanlar da var. Şuraya bakın. Yani şöyle nasıl göstereyim? Tabii el açması olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Kağıt gibi. Anca baksana ya, perde gibi böyle. Vuruşu verecek neredeyse. Evet. Allah Allah. Bak bak burayı gör Mahmut, bak. Bak. Ha, çok renk gidi veriyor tabii buradan. Vallahi incecik. Arkasına incecik. İsterseniz bir şey koyalım böyle belli olması için. Ha ya, bayağı okuyabilirsiniz evet, yani. Evet evet, okuyabilirsiniz. Dur bakayım. Bak bak, şunu mesela çok rahat okutursunuz. Şöyle. O kadar ince ki. Bak şuradan direkt yazıyı okuyabiliriz yani. Bu kadar ince. Görüyor musun Elif? Bu kadar ince. Ama biz bunu açamayız ya. Yani öyle mi? Evet. Ev hanımları hazır baklava yufkası tercih edebilir bunun için. Ha. Biraz daha işi kolaylaştırmak adına. İyi bir böreğin özelliği nedir? Çıtır çıtır olması mı? Yani bizim böreğimizin özelliği tabii ki başta çıtır çıtır olması. Üst ve alt katmanın baklava yufkası olduğu için. Kaliteli yağ, kaliteli peynir olması. Ah, o yağlar elektrik su olarak bize geri dönmese. Evet, lezzeti de oradan geliyor ama. Sonunu da bir göstersene Mahmut, bak şurada iki tane pişmiş tepsi var. Peki bunları neli neli yapıyorsunuz? Şimdi neli yapacağız? Şimdi... Adam usulü böreğimizin özelliği 3 peynirli olması. Ama arzu edilirse bunun içinde işte çemensiz pastırma, ıspanak, kıyma, zeytin gibi. Zeytin? Evet evet, zeytin gibi. Ya da dereotu gibi farklı peynir, farklı çeşitlerde konabilir. Bu tamamen damak zevkimize kalmış. Yeterli, teşekkür ederim. Hemen yağlıyorum. Evet, kaçıncı bastırıyoruz. Dördüncü kattayız. Yani aslında sekizinci kattayız. Çiftli yufkalarımız çünkü. Doğru, ama bunu tekli yapsanız zaten ömür yetmez buna ya. Ne kadar pişiriyorsunuz bunu? Gerçi sizin fırın da farklı. Şöyle, su böreği pişirme ocağımızda pişiriyoruz bunu. Bir yüzü ortalama 20 dakika, diğer yüzü de 10 dakika kadar pişiyor. Ağır ağır pişiyor. Az önce gördün. Evet, ağır ağır pişiyor. Evet. Çok şöyle bastırmamız yani temas etmesi gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Yoksa şey mi olur? Temas etmezse arada boşluk mu oluyor? Evet, arada boşluk olur. Tam yufkalarımız kat kat olmaz. Şimdi dedim ya size, bu börek İstanbul'da ya başka yerlerde de vardır mutlaka da ben hep İstanbul'da gördüm. Çok moda böyle küçücük küçücük kesiyorlar şimdi. O kesilenleri ne yapacaksınız? Onlar da çok güzel ya, zebil olmasın. Yiyeceğiz onları hep beraber. Hay, şu kenarlar var ya, keseceğiz. Bunları keseceğiz, pardon, ben diğerlerini seviyorum. Onları yemez miyiz?
Gerçi bakmayın ya, ben bu kilo işine tabii dikkat etmeye çalıştığım için. Vallahi bazen Elif görüyor. Elif yiyor muyum? Vallahi, çok hoşuma. Mesela dün tavuğunu yedim, çok güzeldi. Bu aralar az yiyorsun. Evet. Bazen dikkat etmeye çalışıyorum. Kaç kat oldu? Son bir katımız kaldı. Yani kaç kat olacak? Ha, toplam 18 kat olacak. Oo, maşallah. Peki biraz yağını az sürsek ne olur? Yani böreğimizin... Nasıl bir iş çektin öyle? Kıvam... işte böreğimize kıvam veren yağı aslında. Ya. Yani... Ama yani tabii arzu edildiği gibi... Mahmut bak şurada pişeni bir görsene. Bak kenarlarından yağ belli. Yağları nasıl belli oluyor kenardan ya, bak. Arzu edilirse tabii ki daha az yağlı, daha çok yağlı yapılabilir. Yani bu damak zevkine göre. Ama biraz yağlı olması gerekiyor. Ki kıvamını yakalayalım. Şimdi bu arkası... Evet. Değil mi? Bunu ters çevirdiğinizde... Yüzüsü geliyor. Nasıl anlıyorsunuz? Onu... Şu kenarlar mı kızarmaya başlıyor? Yok, dakika çağın... tutmuyorsunuz yani. Yok yok. Kendini kontrol ediyoruz zaten. Nasıl? Altını kaldırarak bakıyoruz. Ha, şuradan kaldıramıyoruz değil mi? Görmek için. Olur. Oradan da kaldırabilirim. Oraya geçmem lazım. Tamam buyurun. Buyurun. Bir bakalım şu an hangi aşamada. Şimdi bunu evde baklavalık yufkayla yapabilir miyiz? Yapabilirler evet. Sanki bu daha böyle şey gibi geldi. Tabii ki yani bu orijinali ama buna yakın tadı evde ev hanımları baklavalık yufkayla yakalayabilir. Seviyor musun Öğütü Hocam? Evet yani güzel tabii ki, çok lezzetli. Bizim Türk kültürünün çok güzel bir örneği. Tabii mesela yurt dışında böyle bir şey yok, yufka yok evet. Orada. Gerçekten lezzetli, güzel bir şey. Evde iyileştirici tabii... etkisi var mı? Vallahi tabii ki iyileştirici etkisi... Yani can boğazdan gelir çünkü küçük çocukların mutlaka, ya ben şunu öneriyorum her zaman, küçük çocuklar çok iyi beslenmeli. Yani sütüyle, yoğurduyla, evet. Peyniriyle, yufkasıyla, böreğiyle. Yani çocuklarda diyet yaptırmıyoruz. Ha. Yediriyoruz, içiriyoruz, onlar yeter ki büyüsün. Tabii şimdi mesela ben bazı anneler görüyorum, aman şu kadar başka gram bunu vereyim, bu kadar gram bunu vereyim. O çocuklar sonra büyümezler, boy kısalı olurlar, gelişmezler, zekalı gelişmez. Bir de hocam genç kızlar ha. Daha ya 12 yaşında başlıyor. Ya normal ben değiller. Ben kilo aldım, evet. Yok benim zayıflamam lazım. Zahir Hanım bir şey sana söyleyeyim küçüksün. Mi? Küçücük çocuk eğer iyi beslenmezse kızlar erken menopoza giriyorlar. Ya. Yani yumurta sayıları azalıyor ve 35-40 yaşlarında adetten kesiliyorlar. Onun için çocuklara tabii ki işte her şeyi yedirelim, obez olmasınlar doğru ama çocuklara diyet yaptırmıyoruz. Evet çocuklar ya. Oynuyor, koşuyor, yiyor, içiyorlar. Mahmut gel bir şey oluyor burada. Ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi iç hamur. Bunlar da aynı baklavalık hamurdan hazırladığımız iç su böreği hamurumuz. Ha. Bunları haşlayacağız. Allah Allah, bak biraz daha kalın bu. Evet. Mesela diğeri baklavalık yufkayken bu biraz daha kalın. İçini mi atacağım? Evet evet. Direkt atıyorum. Hamurun içinde yani ortalama bir tepsi için 1 kilogram baklavalık unumuz var. 5 adet yumurtamız var. Bir nedir, su bardağı suyumuz var. Hocam tamamen konuya uzak. Sana tabii akşama hayatım baklavalık un al gel diyen olmadığı için. Tabii ben şimdi bir un biliyorum ben. Normal şurada beyaz duruyor. Un bir de baklavalık un. Onun daha granülleri daha küçük evet. Küçük. İçindeki tamam. Yapısı ha. Daha tamam. Farklı. Ha, bak ama bunlar satılmıyor değil mi? Bunlar da satılıyor aslında satılıyor artık. Mu? Su böreği yufkası olarak satılıyor. Ha, hazır bir hadi şekilde. Dökelim hemen. Ay koyalım hemen hızlı bir taraftan. Allah Allah. Her şeyin hazırı çıktı da hazırı buralarda çıktı. Şimdi ben köy yerinde izliyorsam nerede? Gerçi köy yerindekinin bize ihtiyacı yok ya. Siz yapıyorsunuz zaten. En güzel şeyi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Köy ekmeği. Bak. Geçen gün bana kim getirdi ya? Trabzon. Ha dur benim hocam tüh söylemeyi unuttum. Keşke bana Samsun'dan köy ekmeği getirseydi. En güzeli köy ekmeği. Bilirsin sen hocam ya. Biz gece de aldık. Nereden aldın? Eşeğe gittik. Aha, ya. Üniye'den Vakfı Kemer'den aldık. Ben unuttum ya. Vallahi bir için uçağa yetişeceğim diye koştur. Evet, o son fotoğrafı çektirmeyecektik. Evet son fotoğraf yüzünden oldu. Evet, hocamla beraber Üniye'deydik geçen. Evet orada Vakfı Kemer'de ekmeğimizi aldık. Oo. Onu bir ay yiyeceğiz artık. Yani bayağı büyük bir şey. Onu şimdi her gün. Hocam bak onu böyle yandan keseceksin ortadan. Öyle mi? Ondan sonra onu da böyle ikiye bölüp şu ortaya koy. Yarım ekmeği çevireceksin üstten böyle onu da yandan keseceksin. Şöyle bir şey var. Gerçekten Türk ekmeği, Türk ekmeği dünyanın en iyi ekmeklerinden bir tanesi. Evet. Neden? Çünkü biz ekmeği biliyorsun mayalıyoruz. Maya koyunca da ekmek kabarıyor. Mesela yurt dışında böyle mayalama yok. Onlar direkt kabartma tozu koyuyor. Hı. Onlardaki o ekmeğin köpürmesi ve sünger gibi olması çok az. Bizim ekmekler içindeki maya nedeniyle bol köpüklü ve sünger gibi harika. En iyi ekmeği yiyoruz dünyanın.
Onun en ne iyi, diyorsunuz evet, ya? Dünyanın en kaliteli ekmeğini yiyoruz. Yemeğe de devam edelim. Bak, dünya, evet lütfen. Allah aşkına şu altyazıyı değiştirsenize. Şifacığım yaz Türkiye dünyanın en iyi ekmeğini yiyoruz aynen biz. Aynen öyle. Ama ne ekmek köy ekmeği. Ha? En iyi böreği de bak bunun arasında vallahi ne varmış? Vallahi en iyi böreği de bizde yani maşallah. Arasını gördün mü ne varmış? Ne varmış? Bir kaldırsın göstersin. Pastırma. Az önce kaldırdıydı. Pastırma. Ha bunda pastırma mı var? Evet. Eyvah. Şimdi çevirecek. Çevirin evet, çevirin. Çevirin. Pastırmalı su böreği ben ilk defa duyuyorum. Vallahi pastırmalısını ben de bilmiyorum. Bak şimdi. Ay çok şaşırdım. E pastırmasını mı göreceğiz çevirince sanki? Hayır. Onu yiyince. Hayır öyle bir söyledim ki. Çevirince pastırmalar yukarıda kalacakmış gibi. Ama üstten hepsi önce aynı görünüyor. Of. Ay. Az önce ben içini gördüm de onun için. Evet. Bak sana böyle börek yapan bir kız bulalım ya. Evet öyle kalmadı artık şimdi bak, eskisi gibi nerede? Börek mi kalmadı kız mı kalmadı? Börek yapan hanım az artık. Var var hocam var. Öyle mi, var mı? Ha bak şimdi gördüm. Bak ben bu kısmını gördüm de onun için şoktayım. Ya siz bunu sadece bize gelirken böyle koydunuz. Yok, normalde böyle mi koyun? Var. Ha. Vay, her zaman. Ya hiç vay, boşluk bırakmamışsınız böreği ya. Böreği de mahvettim ama. Yok sıkıntı. Olsun olsun görmüş olduk. O sunuyor. Ne sunuyor? Öteki tarafta. Mustafa nasıl öğrenmiş? Gösterin mi? Ama onlar sıcak mı ki? Yapabilir miyiz öyle? İşte sormadıysa. Hocam gel gel. Bak burada neler olacak gel. Şimdi peyniri mi şey yapacağız? Ha. Sıcak ısınmış burada. Peyniri. Ha, çok güzel. Buyurun. Harika. Kaldırabilirsiniz. Amanin bu nereye kadar? Kaç metre gidiyor? Sandalye çekebiliriz. Ciddi misin? Evet. Getir sandalye. Yükleyeceğim üstüne. Çıkacağım. Getir. Ufak bir sandalye alabilir miyiz? Ufak bir sandalyeye döndü bak. Kaldırabilirsiniz. Mustafa getirsene ya. Kaşar peynir efendim. İçerisinde 3 çeşit peynir var. 3 çeşit peynir var. Örgü. Sandalye getir annem üstüne çıkacağım diyor. Ben şeyi ölçeceğiz. Geliyor sandalye. Enişte Mustafa enişte getirsene sandalyeni ya. Bir dakika bunu bir daha yapalım. Bir başka dakika yerden bunu alalım. Bir daha başka yapalım. Yerden. Getir. Madem o kadar kendine güveniyor şefim. Teşekkür ediyorum. Mustafa tut beni. Dur bak hiç yapmadıydın bunu. Tövbeler olsun. Yavaş mezunun yavaş. Şeyi de getir. Kaldırın yavaş. Bırak abi sen. Allah Allah. Kaldırabilirsiniz. Kaldırabilirsiniz biraz daha. Yavaş yavaş. Bu nedir ya? Bu iyi yetmiyor artık. Evet şöyle. Devam ediyorum ben. Hala kaldırabilirsiniz. Benim boyum yetmiyor artık. Dur şefim tutun. Tutun. Şöyle kim tutacak? Anam artık ben ya benden bu kadar. Daha gitsem gidecek. Ne 1.30'u? Ver. Ucunu ben şu ucu şuraya ver. Bak bakayım. Devam. Anam nereye devam? Boyum yetmedi. Yoksa daha gidecek yani. 1.40. Sen var ya bu 2 metreye kadar masaya kadar gider. Devam edebiliriz. Sıkıntı olmaz. Ha. Şöyle alayım. Ay. O peynir ne peyniri yahu? 3 çeşit peynir var içerisinde. Şuradaki kaşar örgü, peyniri, örgü gördüğümüz peyniri. Örgü, dil peyniri, kaşar peynirimiz var. Peyniri, dil peyniri ve örgü peyniri. Kaşar, evet. Dil, örgü. Üçünün evet, karışımı. Evet, üçünün karışımı. Ortaya o şekilde. Gerçekten hiç böyle peynirde görmediydim yani. 3 peynir mi karışmış burada? Peynir çok evet, önemli hayatta. Çünkü peynir gerçekten de süt ürünleri içerisindeki proteini ve kalsiyum yüksek en değerli evet, ürünümüz. Bir de peynirin bir özelliği var. Eğer yemekten peynirle kalkarsak ağızdaki asiditeyi önlüyor ve diş çürüğünü önlüyor. Onun için bütün yemeklerden ve kahvaltıdan bir dilim peynirle kalkılmalı. En güzel. Son peynir. Ya olay buradaki börek değil. Yanlış anlamasın kimse. Börek her yerde yapılıyor. Ama hani madem seviyoruz, yapıyoruz. Faydası var mı? Onu öğreniyorum. Aynen. Peynir sonuçta diş çürüğünü önlüyor gerçekten de. Aynen. Onun için mutlaka her yemekten sonra bir dilim peynir ağza atılıp kalkılmalı. Allah aynen Allah. Öyle. Fineli peynirle yapalım fineli yani. Fineli peynirle yapmak diş çürümesini önlüyor. Diş fırçalama kadar değerli. Allah Allah. Aynen öyle. Onun için sabah kahvaltısından peynirle. Yine öğlen peynirle kalkarsa çocuklarımız diş çürüğü olmayacaklar. Peki dur buradayken Gülgün bir şey sormuş. Gelsene Nur böyle. Abla diyor ben börek üzerine yumurta görünümünü ve tadını hiç sevmiyorum. Kız yumurta kullanmak istemiyor. Acaba diyor yumurtasız bu görünümü yakalayabilir miyim? İki şefime de sorayım. Elif? Rengi veren yumurta. Hamurun üstünde yumurta yok ki. Hamurun üstünde yumurta sürmüyorlar. Ama hamurun içinde o rengi hamur alması için. Hamur üstünü istiyor üstünü. Ama üstünde yumurta yok zaten. Yok bu yağlı olan bir şey evet, değil mi? Evet o yağ yapıyor o rengi. Hamurun içinde yumurtayla hamuru yoğuruyorlar ya. Yumurta onunla yoğuruyorlar. Yağ bunu kızartan yağ aslında değil mi şefim?
Öyle ama tabii ki yumurta da renk veriyor biraz. Yani ama yumurtanın... sürmüyorsunuz değil mi? Yanlış Yok. Bilmiyorum. Hamurun içinde var. Hah, biraz tamam. Daha o üzerindeki baklava rengi, altın sarısı rengini yumurta veriyor. Yumurta veriyor. Biraz da onun özelliği. Ama olabilir yani. Yumurtasız da yağla yapabilirsin evet. Kuzum. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Haşladığımız... Geç hocam sen böyle. Ben buradan devam edeyim. Önce baklava yufkasını serdi, yağladınız. Şimdi... Bu neye benziyor biliyor musunuz? Lazanyada yapıyoruz evet. Ya. Lazanyanın hamuruna Bravo. Benziyor değil mi Elif? Aslında var ya pratik su böreği işte lazanyayla olur. Ha. Harikası. Evet ya bu bayağı lazanyaya benziyor. Şimdi haşladığımız iç hamurlarımızı. Makarnanın. Evet iç hamurlarımız, su böreği hamurlarımızı. Bu şekilde baklavalık yufkamız kapanacak şekilde kapatıyoruz bir kat. Haşladı da. Ama soğuk sudan da geçirdi. Şoklama yaptık evet. Soğuk suda ve süzdük daha sonra. Ha, soğuk sudan da geçirdiniz. Evet tabii. Soğuk Neden soğuk su? Diriliği geri gelsin hem diye. Hem diriliği yerine gelsin hem de birbirine çok fazla yapışmasın diye. Tamam. Daha sonra 3 peynirimiz var burada. Yani bu rondoda çekilmiş ya da rendelenmiş bir şekilde harmanlanmış haliyle burada. Ortalama bir tepsiye 1000 ila 1200 gram peynir koyuyoruz. Eşit miktarda dağıtıyoruz her yere. O ne peyniri? Şimdi bunun içinde bizim tabii özel yaptırdığımız yani değerlerine özel verdiğimiz peynirler var ama genel olarak tanımlamak Öyle gerekirse kaşar peynirimiz var. Siz bayağı elinizi bol tutuyorsunuz. Dil peynirimiz var. Bu 3 çeşit peynir bu mu? Evet. 2 metreye peynir. Uzayan peynir evet, bu mu? Bu peynir. Şu an biraz önce uzattığınız peynir bu peynir. Orası pis geldi. Değil mi? Peki siz ona devam et. Bunun üzerine tekrar koyacak mısınız? Evet, kapatacağız yine. Hayır, şeyi koyacak mısınız? O lazanya olan Evet, iç hamurumuzu koyacağız, baklava yufkamızı kapatacağız, yağlayacağız ve işlem tamamlanacak. Bak hocam, o kadar önemli bir şey söyledi ki, en son dedi, sofradan kalkarken peynir atın ağzınıza. Sağlıklı olmak, kalmak istiyorsanız, hele çocuklarımıza aklında olsun.